Efendim hoş geldiniz. Orta Nokta Pazartesi de yine Erman Özgür ve Nihat Kahveci ile birlikteyiz. Yönetmen koltuğunda İlker Ateş ve editörümüz Cüneyt Koca. Bu yayının sizlere ulaşmasında sevgili kameraman arkadaşlarımla birlikte yoğun ve hızlı bir çalışmanın ardından karşınıza geçtik ve sıcak bir gelişmeyle geldik. Fenerbahçe ve Sivas Hatay maçları, Fenerbahçe'nin Antalya'ya konuk olduğu mücadelenin ayrıntılarını konuşacağız. Fenerbahçe maçının ayrıntılarına bakalım. Çok konuşulan bir mücadele oldu. Dünyaları kaçırdı Fenerbahçe ama sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. 49. dakikada Ozan Tufan skoru 1-0'a taşıdı. Ceza sahası içerisine sağ kanattan gelen topta ayak içiyle mükemmel bir plaseyle kaleci Buffy'nin yanından topu ağlara gönderdi. Skor 1-0'dı. İlk yarıyı Yahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı Antalya Spor takımı. Ve ikinci yarıda 10 kişi mücadele eden Antalya Spor'da Podolski 52'de sahneye çıktı. Akıl dolu, beceri dolu, klas dolu ve adına yakışır nefis bir golle skoru 1-1'e taşıdı. Ve 84. dakikada Perotti penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Kendisinin ilk maçında ilk golüne imza attı. Romalı Yıldız artık Fenerbahçe için ter döküyor. 2-1 maçın skoruydu. 96-6'da kırmızı kart gördü Sinan. Önce sarı kart gördü. Ardından hakemin üzerine doğru yürüdü. Ona çarptığını söyledi maçın hakemi ve ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. İki tarafta maçı 10 kişi tamamladı. 2 kırmızı kart, 3 gol ve milyonlarca fırsat dersek biraz abartmış oluruz belki ama tam karşılığı da bu olur diye düşünüyorum. Neler söylersiniz? Ben bir ara artık saymayı unuttum. İkinci dakika pozisyon 4, 6, 8 böyle gidiyor. Sayfalarında yer kalmadı senin. Değil mi? Evet. Kaldı mı? Bir hata yaptım. Pozisyonları not alayım dedim. Kötü oldu. Yani yazı yazacağız tabii gazeteye. O yüzden biraz böyle oldu ama eğer pozisyonları ayrıntılı anlatmaya kalksam 3-4 tane köşe yazısı, yani gazete bana bir sayfa ayırmalı komple ki anca sığdırırız herhalde. Başlamışken devam edelim tabii, o zaman. Tabii. Şöyle yapayım. İlk yarının 20. ve 45. dakikaları arasındaki tüm bölümü Fenerbahçe takımı çok üstün oynadı. Galibiyeti hak etmesi veya oyununu çok çok iyi olarak tarif etmemizin sebebi şu. Skor ne olursa olsun 0-0 iken de arayan taraftı. 1-0 iken de skor dengelendiği zaman da hep Fenerbahçe takımı arayan taraftı. Ve o arayışlarını da çok pozisyon bularak değerlendirdi, sonuçlandırdı. Son vuruş beceriksizliği biraz Fenerbahçe'de bilmiyorum. Forvet hattında girenler de dahil olmak üzere gol kaçırmayan kaldı mı bilmiyorum ama... Var. Top... Kaleci Altay. Yok, forvet hattında. Şaka yani, yapıyorum. Oyuncuların tamamı gol kaçırdı bugün. Ya, tabii herkes kaçırdı ya. Altay, evet. Dışında herkes gol kaçırdı. Ama iyi oyunun tarifi bu kadar çok pozisyona giren bir takımın aynı zamanda pozisyon vermemesi üzerinden okunabilir. Yarım pozisyon verdi, bir gol yedi. Ama maçın hakkı Fenerbahçe lehineyken... Bu maçı bu kadar pozisyon bulup penaltıyla kazanması da çok ilginç bir detay diye düşünüyorum. Buna rağmen Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunu şu anda Türkiye'de başka oynayan bir takımda olmadığını söyleyebilirim. O yüzden liderlik koltuğunda. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda ama burada bulunuşunu, bugün namağlup oluşunu, keyif veren oyununu tamamen hak eden bir görüntüde Fenerbahçe takımı. Biz Nihat'la konuşurken Nihat hiç bitmesin dedi. Twitter adresine de yazdı zannediyorum. Hakikaten hiç bitmesin. Yani ben bu hafta bütün taraftarlardan çok özür diliyorum. Aflarına sığınıyorum ama ben bir futbol adamıyım. Ve tarafsız olmak zorundayım. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın maçlarını seyrettikten sonra bu maç hiç bitmesin dedim. Ya öncelikle futbol severler adına çok keyifli maç oldu. Tabii ki Antalya sporlu taraftarlar biraz eziyet çekti. Fenerbahçeli taraftarlar acaba ne zaman golü bulacağız dedi. Çünkü tabiri caizse 1500 tane pozisyona girildi. Sen Altay pozisyona girmedin dedin. Ofansif olarak top Altay'dan başlar. Altay'ın da pozisyonu neredeyse istese o bile gireceği bir maç oldu. Aynı ayırman gibi ben de her zaman böyle bir kağıt alırım önüme. Maç başlar, not almaya başlarım. Dakika 2 işte pozisyon diye başladım. Sosa kesti, Pelkas kafayla vurdu diye. Sonra 3-4 tane daha not aldım peş peşe. Valencia'nın pozisyonu, Samata'nın pozisyonu, Gustavo'nun pozisyonu, Ozan'ın pozisyonu derken dakika 24'te bıraktım. Dedim ki bu maç böyle devam edecek. İyi ki de bırakmışım. Yoksa önümde 5 sayfa olurdu. Artık hangi pozisyonu nerede anlatacağımı şaşırırdım. Bu kadar enteresan bir maç oldu. Bence son yıllarda dünyanın hiçbir yerinde bu kadar belki pozisyona girilen bir maç yoktur. O yüzden keyifliydi şahsım adına. Keyif aldım. Çünkü ben böyle maç seyretmeyi seviyorum. Bol pozisyonu olan maç. Bol pozisyonun yanı sıra.
penaltı pozisyonları oldu, konuşulabilecek. Kırmızı kart pozisyonları oldu, konuşulabilecek. Direkten dönen toplar. 4 tane. Direkten dönen toplar ve tabii ki 4 de... 4 mü 3 mü? 3 galiba ya. 3, 4 de olabilir. Bir de tabii ki de Fenerbahçe'nin yediği gol. 10 kişiye kalmış Antalya Spor'un atmış olduğu Podolski'nin muhteşem golü ki Altay hiçbir şey yapamazdı. Ama o top oraya iki pasta Boffin uzun vuruyor. Örgül kontrol ediyor. Podolski'ye çok güzel pas ve gol yiyor. Fenerbahçe böyle bir basit gol yememeliydi. 10 kişi kalmış rakibine karşı onu düşünüyorum. Diğer taraftan ya bir takım çok pozisyona giriyorsa bu takım çok kalitelidir derim her zaman. Ama bu kadar girdiğin pozisyonda da iki gol buluyorsan, penaltıyla kazanıyorsan son vuruşlarında sıkıntı var derim. Özellikle de son vuruşlarında sıkıntı olan lig başladığından beri bir Valencia var. Hakikaten çok özverili oynuyor, çok koşuyor. Oyunun içinde arkadaşlarına indiriyor, asist yapıyor ki Ozan'a muhteşem bir asist yaptı. Ama son vuruşu eksik. Sonra öyle bir Fenerbahçe gördük ki ya Ozan gol attı. Erol hocam niye çıkardın diyemiyorum. Sosa oyundan çıktı. Hocam niye çıkardın diyemiyorum. Valencia pozisyonlara giriyor, asist yapıyor, kaçırıyor. Niye çıkardın diyemiyorum. Samata oyundan alıyor. Niye çıkardın diyemiyorum. Pelkas çok kaliteli oyuncu. Erol hocam niye oyundan çıkardın diyemiyorum. Çünkü oyuna giriyor, Perotti giriyor. Başka bir dünya yıldızı, başka bir kalite sana maçı alıyor. Sisse giriyor, gol kralı. Adem'i giriyor ki fazla etkili olmadı. Sinan Gümüş giriyor. Bu sahayı iyi tanıyan, burada çok güzel goller atmış bir Sinan Gümüş giriyor. Böyle bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Keyif aldım. Fenerbahçe taraftarlar tabii gol geciktikçe son dakikalara kadar strese girdiler normal olarak. Ama çok mutlular. Alanya Spor'un maç eksiği sayesinde bugün ligde liderler. Çok keyifliler. Çok güzel zaman geçirecekler şimdi mutlu bir şekilde. Bir de rakiplerini de izliyorlar. Galatasaray'da bir form düşüklüğü var. Her ne kadar kazansa da. Beşiktaş halen istenilen düzeyde değil. Başakşehir biraz aşağılarda. Trabzon küme düşme potasında. Bunlar şampiyonluk yolundaki rakipleri. İki kat mutlular şu an. Ama Fenerbahçe bu kadar gol pozisyona girip bu kadar gol kaçırmaz, kaçırmamalı diye diyorum. Strese girdi dedi ya Nihat taraftarları. Oyuncularda hiç hissedilmedi mesela. Yani Podolski'nin golü ki hani inanılmaz güzel evet, gol. Bence muhteşem. Haftanın golü. Yani zaten Podolski onun için. Sol ayak tersiyle inanılmaz bir vuruş. Müthiş. Bu arada çok hazırlıksız yakaladı. Altay'a maç boyunca başka doğru dürüst pozisyon da gelmedi. Şöyle bakmak lazım. Bu akşam büyük bir kaleci becerisi var mı yok mu Boffin üzerinden? Yani maçın adamı Boffin diyebilir misin bu kadar evet. pozisyona rağmen? Demek ki burada senin son vuruşlarınla ilgili bir eksiklik var. Böyle bakmak lazım. Ama skordan tedirgin olmayan Fenerbahçe oyuncu grubu çok çok önemli bir detay. Yani maç beraberliğe geldi. Hiç tedirgin olmadılar. Aynen devam ettiler. Maçı Fenerbahçe için zorlaştıran unsur Antalya Spor değildi. Fenerbahçe kendi kendine kaçırdığı goller üzerinden maçı zorlaştırdı. Hani çünkü o kadar çok kaçırıyorsunuz ki. Kaçır. Ya Caner bilmiyorum kaç tane getirdi. 4-5 tane net gollük asist yaptı. Arkadaşları değerlendiremedi. Sonra Gökhan Gönül başladı kenardan yapmaya. Onu da değerlendiremediler. Bu kadar golün her türlüsü, her tür pozisyonu kaçırdı Fenerbahçe. Ceza sahası içinden, önünden, touch'tan, yayından, kenardan, taçtan. Her yerden kaçırdı. Gustavo 30'dan vurdu, top direğe vurdu, çıktı. Onu şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Ama Fenerbahçe için ortak söylem şu. Her oyuncunun kafasında ofansif anlamda skor yapmak var. Gustavo'da da var. Zaten ön taraf oyuncuları komple böyle. Gökhan'la Caner'de de var. Tisserand'ın iki tane pozisyonunu hatırlıyorum ya. Bu takımın stoperi. Serdar'ın pozisyonu var. Fenerbahçe'de kim pozisyona girmedi? Altay. İşte bir senin de söylediğin gibi Altay'dan bahsedemeyiz. Ya bu takım nasıl maç kaybeder? Çok zor maç kaybeder. Çünkü her zaman bu kadar da son vuruş konusunda beceriksiz davranmayacaklardır. Yani Fenerbahçe futbolun doğrularını oynuyor Emre. Önce buna bakmak lazım. Futbolun doğrularını oynuyor. Ben şey düşünüyorum. Hani orada kenarda artı 4, artı 7, 6 artı gösterilse dahi Fenerbahçe taraftarı sevgili Nihat evet endişeliydi dedi ama her an bu takım gol bulabilir dedi. Çünkü şöyle kadroya bakalım. İkinci yarıda ön beşlinin
yani orta alandan bir isim, onların önündeki üçlü eğer 4-1-4-2-3-1 oynuyorsa Fenerbahçe, hepsi kenara geldi. Girenlerin kalibrasyonuna baktığımızda inanılmaz. Yani giren Mert Hakan, ki bu sezonun en önemli transferlerinden biri, Galatasaray'ın elinden alındı. Adem'i, ben Ronaldo'dan daha iyi goller atabilirim iddiasında olan kıymetli bir arkadaş. Sise, geçen yılın en golcü isimlerinden biri. Sinan Gümüş, Galatasaray'dan sonra Antalya'da inanılmaz işler yapmış bir isim. Ve son olarak da bugün golü atan Perotti, ki Roma'nın en önemli yıldızlarından biriydi. Ama oyuna girenlerden en etkisizi Adem'iydi. Bence neden biliyor musun? Kalabalığın içinde kaldı, sırtı dönüktü. Böyle maçlarda, Erman katılır mısın bilmiyorum, yüzü dönük oyuncular çok iş yapar rakip eksikken. Top alır, şut çeker, orta keser, döneni alır, vurur. O yüzden Adem'i fazla etkili olamadı. Bir de onu da çok topla da buluşturamadılar. Ama dediğim gibi yani programa başlarken de saydım. 5 tane önünde oynayan oyuncuyu çıkarıyorsun, onların yerine en az o kadar kaliteli oyuncu giriyor. Böyle bir lüks yok. Perotti için de muhteşem bir başlangıç. Bak, bu kadar pozisyona girilen bir maç bu sezon biter konuşulur. Ama en çok ne konuşulur biliyor musun? Biz bu maçı kazandık, golü penaltıdan da olsa Perotti attı, o konuşulur. Unutulmaz. Başlangıç olarak bence unutulmaz, çok kritik bir gol attı. Çünkü bu maçı 1-1 bitirseydin sıkıntı olurdu yani. Bu kadar pozisyona girip berabere kalmak, 10 kişiye karşı işte toplam 52 dakika oynuyorsun, 10 kişiye karşı berabere kalmak sıkıntı olurdu yani. Bu arada takımda oynamayanları da saysam size herhalde Nazım yok, Ferdi oynamadı, Filip Novak girmedi. Yani genel görüntüye baktım. Sangare yok. Nazım Sangare işte, Nazım derken, ve Lemos oynamadı bugün. Evet. Yani hani bunları da eklersek muazzam bir takım. Hani kenardan gelenlerin de kenardakileri inanılmaz. Şimdi şöyle, sezon başı itibariyle Erol Bulut'un en büyük avantajlarından bir tanesinin oyuncu grubu içerisinde mesela forvet oyuncularının birbirine yakın potansiyelde oyuncular olduğunu söylemiştik. Çünkü bir oyuncu çıktığı zaman yerine gelen arkadaşını çok yadırgamıyor. Niye ben çıktım diyen, yüzü düşen bir Fenerbahçeli oyuncu gördünüz mü? Gol atmış Ozan Tufan da dahil olmak üzere. Bunda bir şey yok. Senin kadar kalitelisi giriyor çünkü. Bu oyuncular için çok büyük bir avantajdır. Forma rekabetinde de avantajdır. Saha içerisinde yaptığın hamlelerde de avantajdır. Yani Erol Bulut, şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ta Falcao yok. Yani Jagne insana saç baş yoldurur. Aboubakar sakatlansa Larine kaldın, kenardaki kadar iyi oynamıyor. Fenerbahçe'de forvet hattında kim sakatlanırsa sakatlansın, olmazsa olmasın, hiç kimse demez ki ya bu niye yok. Ama Fenerbahçe bu kadar ceza sahası içerisine giriyorsa Samatta'dan ziyade Sise'nin birinci tercih olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ceza sahası için bitiriciliği bana göre Türkiye'de en iyi 2-3 oyuncudan bir tanesi Sise. Çift forvet olmaz mı? İyi giden bir şeyi bozarsın şu anda. Onu da denedi maçın içinde zaten Samatta'yla beraber Sise'yi aldığında. Erman çok güzel bir noktaya değindi. Şimdi bazı takımlara bakarsın, oyuncuyu aldın mı beni niye çıkardın isyan eder. İsyan edemiyor. Saygı duyuyor oyuna girene. Fenerbahçe bunu da oluşturmuş. Bak, bu çok önemli bir şeydir uzun vadede. Takım olmuş. Herkes rolünü biliyor. Kulübedeki de isyan etmiyor. Ben diyor zaten 5 oyuncu değişikliği var, hoca beni oyuna alır. Herkesin konsantrasyonu bu takımın galibiyeti için ne yapabilirim? 20 dakika oynayanı da, 10 dakika oynayanı da, 5 dakika oynayanı da, oyundan çıkanı da. Ya 45'te Sosa'yı çıkardı geçen maç. Bak, bu maç yine 11 başladı. Yine çıkardı 60'ta. Var mı isyan? Yok. Çünkü girene saygı duyuyor. Bazen bir oyuncu çıkarken böyle isyan ettiğinde o oyuna giren için ben üzülürüm biliyor musun? Biraz saygısızlık oluyor o çünkü. Evet. Fener'de bu da yok. Çünkü hedef tek. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Evinde oturan da onu istiyor televizyonu başında. Bazı oyuncular vardır kadroya girmedi diye. Aa, bugün puan kaybedelim de ben bir kadroya gireyim diye düşünür. Ben Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. O kadar hedefe kilitlenmişler. Ha, bir de bir şey var. 7 hafta oldu. Neredeyse her hafta sonu Fenerbahçe değil mi? Şampiyonluk favorisi olarak konuşuluyor. Normal. Galatasaray'ın oyunu gördüğümüzde maalesef onun için konuşamıyoruz. Beşiktaş'ın oyununu gördüğümüzde konuşamıyoruz. Başakşehir'in topladığı puana bakınca konuşamıyoruz. Trabzonspor şu an düşme potasında, konuşamıyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'yi bir adım önde göreceğiz. Ve şu anda ligin zirvesinde. Ama bugün itibariyle
Hani Fenerbahçe şimdiden şampiyon yapıldı. O bu. O öyle değil. 7 haftalık sürece baktığında lider. Bugün lig bitse, iptal edilse Fenerbahçe şampiyon. Tisserand-Lemos ikilisi asla değişmez gibi söylevler vardı. Bugün Serdar Aziz oynadı. Hoca acaba nasıl bir mesaj vermek istiyor? Forma rekabetinde iyi olan kazanır diyor. Serdar da anladığım kadarıyla belki antrenman performansıyla, belki de Lemos'un yaptığı bireysel hatalar üzerinden Serdar'ın bu hataları daha az yapacağını düşünüyor olabilir. Nihayetinde Serdar da kötü bir gece geçirmedi. Fenerbahçe evet. Savunması zaten kötü bir akşam geçirmedi. Ama mesela Antalya tarafında topu önde tutmak kabiliyeti olan, becerisi olan Podolski'nin böyle bir gol attıktan sonra, ki üstüne bir tane de çok iyi bir şut attı. Maç 1-1 iken 2-1 olsa maçın hikayesini değiştirecek. Evet. Bu oyuncu yorulmuş bile olsa bu kadar zorlandığın, eksik kaldığın bir maçta oyundan çıkmaz diye düşünüyorum Emre ya. Bu arada, maçın içinde seninle sosyal medyada da paylaşmışız farkında olmadan arka arkaya. Aynen. Yani çok çok enteresan. Ya Podolski bu kadar tehditkar bir oyuncuyken Fenerbahçe savunması için, sen de kaleye gitmekte zorlanırken ne düşündüler? Sedat Karabük vardı bugün kenarda. Sayın Tamer Tuna'nın istifasıyla, ayrılışıyla. Bu arada Tamer Hoca büyük ihtimalle Trabzonspor yolcusu. Abdullah Avcı'nın da Antalyaspor'la anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Konuşacağız. Az sonra onunla ilgili açıklamalar var yönetimden. Serdar'la ilgili sordun ya. Hı hı. Serdar'ın Göztepe maçındaki performansı çok iyiydi. Çok iyi. Gol de attı. Hoca formayı vermiyor. Futbolcu alıyor. Serdar aldı formayı yani. Peki. Şimdi bugün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de pozisyonlardı. Tek tek ele alalım. Yahovic'i ele alalım. Siz konuşun, ben üstüne birkaç cümle söyleyeceğim çünkü biraz o noktada kızgınım. Gündem olmak istiyorsan penaltı değil, şey, pozisyon kırmızı kart değil diyebilirsin. Evet. Bu kadar söyleyeyim sana. Yani topa hiç ulaşamayacağını bile bile rakip oyuncunun ayağını bilekten basıp bir de ayağını sürdürüyorsun. Konuşmaya değmez. Net kırmızı kart. Ya bu pozisyonda isteyerek bastı, istemeyerek bastı olayı yok. Bastın. Net kırmızı kart. %110. Anlık bir şey değil. Hani evet. Bastın çektin değil. Bastın ve devam ettin evet. Ayağını adamın üzerinde. Yani bu çok net bir kırmızı kart. Bunun neyini tartışıyorlar hiç anlamak mümkün değil. Evet, gerçekten bazen Yahoo için yaptıklarını anlamak ve akıl erdirebilmek çok zor Antalya Spor için. Daha önce oynadığı takımlarda da buna tanıklık ettik. Hakikaten evet. Kızgınım. Yani Serdar Aziz'in orada bağını kopartabilirdi, dizini çaprazlar kopabilirdi, aşili patlatabilirdi, her şey olabilirdi. Yani bir futbolcu bunu yapar mı? Başka bir bakış açısından bak. Antalya Spor'un Fenerbahçe'den puan alma şansının da üstünü çizdi. Evet. Tabii. Yani çünkü az puan alma şansın var. Rakibin senden daha geniş bir kadroya sahip. Senin kenarda teknik direktörün yok. Ve sen olur olmaz bir sorumsuzluk yapıp saçma sapan bir kırmızı kart görüyorsun. Pozisyonun içerisinde ne gol atma şansın var, ne herhangi bir tehlike yaratma şansın var. Arkadaşlarının da bence önünü emeğini kesti. Çalıyorsun. Çok ne bileyim biraz profesyonellik dışı ya. Bu arada arkadaşlarını da tebrik etmek lazım yani. Son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiler. Kolay değil skor yani. Skor kopmayınca evet. Onların da dirençleri düşmedi. Mesela maç 2-1. Nihat güzel söyledi yayının başında. Diyor ki maç bitmesin istiyoruz diyor ama maç 3-1, 4-1 olsa o zaman evet. Da bitsin isteyecekti. Tabii. Çünkü kopacaktı her şey. Keyif almayacaksın. Peki Bahattin Şimşek'in ikinci pozisyonu da çok tartışılan bir penaltı pozisyonu. Aslında hani tabii sosyal medya tartışıyor. Ben net penaltı diyorum. Sizin görüşleriniz nedir bu konuda? Öncesinde bir offside var mı diye konuştuk. Şu üstümdeki ne renk? Siyah. Bazıları buna beyaz diyor işte. Ben de yani Perotti'nin pozisyonuna daha çok şüphe duyduğum nokta, acaba offside var mıydı Sise'nin? Ama çizgiyi çekti yayıncı kuruluş. Orada da offside yok. Penaltı da bence penaltı diyorum ben de. Yani bir hata olduğu zaman VAR düzeltiyor. Bu pozisyonda da hem çektiği çizgi hem pozisyonu hakem penaltıyı çalmış olsa bile VAR zaten inceliyor. Bence evet. De pozisyon penaltı bu arada. Zaten oyuncu da çok itiraz etmedi. O yüzden de bir yanlışlık görmüyorum bu pozisyonda verilen penaltıyla. Ve en çok konuşulan konulardan biri Sinan'a çıkan ikinci sarıdan kırmızı kart. O da hatalı diyorum. Hakem açısından mı? Hakem açısından hatalı. Çünkü evet, Sinan topa vurdu, uzaklaştırdı. Düdük çaldıktan sonra sarı doğru. Yürürken bilerek çarptığını düşünmüyorum. Olabilir ya maçın içinde. Orada biraz hakem, yani bazı hakemler egoludur. Kendine dokundurtmaz, laf söyleyemezsin. O an o role büründü hakem.
kırmızı çıkardı ikinci sarıdan. İkinci yani. Sarı kart öncesinde Sinan hakemle omuz omuza geldiği anda elini de hakeme koyuyor. Şimdi pardon, pardon der gibi. Yani oyuncunun niyeti eğer kötüyse sana elinde bir dakika yapmaz hocam onu. Pardon demez. Oyuncu sinirli olabilir. Alttan alsın demiyorum hakem. Hakem bir parça oyuncuları anlasın diyorum. İkinci sarı kartı bu kadar kolay çıkartmasın. Fenerbahçe için büyük kayıp mı? Şu forvet hattına bakınca hiçbir oyuncu Fenerbahçe için büyük kayıp değil. Ama profesyonellikte alın teri döken adamın da sen alın terini aldın sokağa attın. Yani hakemin ikinci sarı kartı böyle bir pozisyonda çıkartmasını ben de Nihat gibi yanlış buluyorum. Kapanan savunmaları açmak çok zorlaşıyor. İşte en büyük örneklerinden biri Beşiktaş mücadelesiydi. Bugün kapanan bir savunma vardı ama bu savunmayı çok güzel pozisyonlarla açan bir de Fenerbahçe vardı. Şimdi Fenerbahçe 1-4-2-3-1 mi? Yoksa çift forvet, bazen üçlü forvet ya da işte ikilinin arkasında tek bir isim. Ne dersiniz? Yani taktiksel varyasyonlarda Fenerbahçe'ye en yakışan oyun nedir? Kısa ve net söyleyeyim. Şöyle. Rakip 10 kişi kaldıysa çift forvete döneceksin direkt döneceksin. Bir de defansa 4 kişiyle durmanın anlamı yok. Zaten rakip maksimum bir forvetle oynuyor. Başında 4 kişi durmanın bir anlamı yok yani. Hemen oraya üçleyebilirsin. Hemen 3-5-2'ye dönebilirsin. İstediğin sistemi yapabilirsin ama tek forvetle kalamazsın. Bazı takımlarımız halen sistemi bozmadan 10 kişiye karşı öyle oynadıkları için açamıyorlar. Fenerbahçe'nin bugün hiç açma sorunu yoktu. Fenerbahçe hatta fazla açtı. Dolu kapı vardı. Sağdan, soldan, göbekten, merkezden, altı pastan her yerden pozisyon buldu. Son vuruş tecrübesizliği mi desem ki oyuncular da öyle bir tecrübeli ki yani. Ama ben her zaman derim bu kadar pozisyona girsin. Bugün 2 tane attı. Başka maçta 5 tane atar, 7 tane atar. Yeri geldi 8 tane de atar yani. Bazı vuruşlarda beceriksizlikten ziyade ustalık da var. Mesela Gustavo'nun vuruşunda ustalık var. İlk yarıda direğe vuran topta bir ustalık var. Yani ustalıklarda sonuna şanssızlıkla bağlayabilirsin ama senin söylediğin gibi dizilişler üzerinden okumaya gerek yok Fenerbahçe'nin oyunu. Fenerbahçe çift forvete dönmese de sürekli pozisyon üretmeye devam ediyor. Ya bu maçta Erol Hoca'yı ya niye çift forvete dönmedin diye eleştirmeyelim. Çünkü zaten tüm forvet attı. Hepsi gollük pozisyonlar yakaladılar. Doğru mu? Doğru. Yakaladı. Artık yani bunun üzerine ya niye çifte dönmedin bilmem ne. Oyuncu performansları üzerinden daha önce değişiklik yapılabilir miydi falan konuşulabilir. Ama Fenerbahçe bir tane doğru dürüst pozisyon vermediği, 10 taneden fazla net pozisyon yakaladığı bir maçta vay efendim çift forvete. Ya ben Fenerbahçe'yi bu akşam eleştirecek bir şey bulamıyorum Emre. Yani kusura bakmasın kimse. Çok doğru. 28 şutu var Fenerbahçe'nin. Abartmıyoruz. İstatistik rakamlar bunu söylüyor. 28 şutun da çerçeveyi bulanlarına baktığımızda 14 tanesi. Yani yarı yarıya çerçevenin içerisinde birçoğu da zaten hani %96'lık, %99'luk pozisyonlar diyebiliriz. Bizim spikerler anlatırken %100'lük gol şansı derler de bu büyük yanlıştır. %100'te gol olur zaten. Tabii canım. Ama %99 dediğinizde net bir gol şansı. Perotti'ye bir bakalım mı? Nasıl buldunuz bugün sorusunu da size yöneltirken açıklamaları da varmış. İşte gelsin Perotti'nin açıklamaları. Bu açıklamaları yapıyor. Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Penaltı olduğu anda zaten topu eline aldı. Motivasyonu yüksek. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Nasıl buldunuz Perotti'yi? Perotti ile birlikte oynayan yapıyı. Valla Perotti... Yani Perotti ilk 11'e girer birilerini keser mi? Soru fizik bu olarak tam hazır görmedim. Bir iki pozisyonda o çabukluğunu gösteremedi, gidemedi hani. Ama çok klas oyuncu. Aldığı penaltıyla bence çok kritik bir 3 puan aldırdı takımına. Çok kritik yani. Bak unutulmayacak yani. Net yani. Bu %100 yani. Bunu kimse değiştiremez. Onun için muhteşem bir başlangıç oldu. Ve... Ya bir futbolcu o penaltıyı alıyor, sonra da hemen direkt elini kaldırıyor, ben atacağım diyor. Ne kadar da özgüvenli olduğunu gösterdi yani. Tabii temiz futbolcu penaltıydı. Şansı da var. Öyle bir maçta oyuna girdi ki, arkasında Caner çok iyi oynuyor. Hani Fenerbahçe forvet attı, sen biraz evvel dizilişlerden bahsederken hep aklımdan şu geçiyor. Ya hangi dizilişle ya da hangi oyuncularla oynarsa oynasın. Fenerbahçe'nin forvet attığı hareketliliği Türkiye'de şu anda sadece Alanya'da da var. Başka hiçbir takımda yok. Yani Fenerbahçe'nin forvet attığı çıtayı çok çok yukarılara koydu. Diğer takımlar erişebilir mi? Oyuncu kalitesi anlamında Galatasaray erişebilir. Başakşehir
Alanya yarışabilir. Onun dışındaki takımların çok da yarışabileceği bir durum değil. Çok hareketliler. Yani kim oynarsa oynasın 11'de de sonradan girenlerde. Fenerbahçe'yi konuşurken 11 ya da hamleler diye ayıramıyorum ben. Çünkü evet. 28 dakika içerisinde çok klas isimler giriyor. Çok önemli işler yapıyor. Ya Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topu çeviren, sonradan giren Sise, penaltıyı alan, sonradan giren Perotti, golü de atan Perotti zaten. Hepsi motivasyonu yüksek girmişler. Oynamadıkları halde kafa olarak da maça hazırlar. Yani ben eleştirmeyi çok severim. Ama dediğim gibi eleştirecek bir şey bulamıyorum Fenerbahçe'nin bugün oynayanları ve oyuna girenleri üzerinden. Golden sonra zaten Ozan Tufan Perotti'yi Arjantin diye sevmiş. Yapacağım espri yapacağım. Yunanistan'dan sonra. Peki bugün Pelkas'ı nasıl buldunuz? İyiydi. Bence de iyiydi. Oynadığı sürece iyiydi. Peki Fenerbahçe'ye baktığımızda bu son dönemde çok konuşuluyor. İşte şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri Sarı Lacivertliler. Bugünden şampiyonluğun Süper Lig'deki diğer 20 takımı dikkate alındığında en büyük adayıydı diyebiliyor muyuz? Ben en büyük adayı diyorum bugün itibariyle. Geçen sene de dedik. Geçen seneki sezonun ilk yarısında Fenerbahçe yine çok çok iyi hücum eden, çok gol pozisyonu kaçırarak puan kaybederse kaybeden bir takımdı. O takım çok ciddi sekteye uğradı. Fakat bugünkü takım mental olarak da, kadro genişliği olarak da, kalite olarak da o takımın çok çok önünde. Tabii ki en büyük favorisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin oyun sisteminde hiçbir şeyi eleştiremiyoruz. Kenara baktığımızda kenardan oyuna dahil olan isimler var. Gelecek haftalarda sizce Fenerbahçe'yi ne zorlar peki? Ben ufak da olsa eleştirimi yaptım. Tabii canım. 10 kişiye karşı iki pasta o golü yememen gerekiyor. Peki. Çünkü yarım pozisyon buldu, bir gol attı Antalya Spor. Demek ki orada bir sıkıntı var yani, bir konsantrasyon eksikliği ki. Ama orada da şimdi Orgil o vücuduyla Gökhan'a karşı topu çok iyi sakladı. Orada Gökhan da bir şey yapamaz, arkasında kalıyor yani sırtında. Orada Tisserand dikkat etmeliydi. Altay'ın da yapacak hiçbir şey yok yani. O Podolski'yi örümceklerin olduğu yere bıraktı yani resmen. O kadar boş kalır mı hani Podolski? Eleştirme konusu derken, bu kadar pozisyona girdiğin, rakibin atağa çıkamadığı bir maçta bir gol yedin. Ya bunu eleştirebilirsin. O golü yemeseydin 4-4'lük bir maç denilirdi yani. Şimdi en sıkıntılı pozisyonlar stoperle bek arasına atılan paslarda yaşanır. Öyle iyi bir pas attı ki mesela Podolski, normal şartlarda çok az oyuncunun yapacağı bir şey. Orada top sekerken sağ ayağıyla normalde bir oyuncu şut atar. Hani iyi santrafor yanımda. Sol ayak dışıyla inanılmaz bir yere vurdu topu. Yani bu beceriyi de gösterebilecek çok oyuncu yok dünyada. Yani Podolski çok özel bir yetenek. Mesela ilk yarıda o pozisyonda Jovic oynuyordu. Abi rakip stoperlere vurmaktan, kendini yerden yere atmaktan falan başka bir yani kaleye gidebilecek konsantrasyona sahip değil. Podolski oraya geçti. 15-20 dakika içerisinde bir kalite hissediyorsun eksik olmalarına rağmen. En uçta doğru oyuncuyla oynamak çok önemli. Antalyaspor doğru oyuncuyla oynarken Fenerbahçe'yi hataya zorlayabilir. Her takımı zorlar çünkü. Bunda hani bir Fenerbahçe zafiyeti olduğunu düşünmüyorum. Ya hangi futbol görüşü, hangi zihniyet Podolski oyundan aldı, halen şu an düşünüyorum, anlamıyorum. Sadece denilebilecek yaşı itibariyle yorgun olabilir. Yorgun, onun yerine daha çok koşan, aman birbiri koruyor mu düşünürsün ama ya yarım pozisyonda bir gol atan Podolski, başka bak futbolcu var, futbolcu var. O pozisyonda başkası karşı karşıya kalır. Diğer bir futbolcu nabız 190'dır. Podolski'nin nabzı sıfırdı ya o pozisyonda. O kadar emindi onu gol yapacağını. Ve bu oyuncuyu oyundan alıyorsun. Ya benim maçta en çok şaşırdığım konulardan biri bu oldu yani. Şimdi düne götüreceğim sizi. Beşiktaş maçına ve Galatasaray maçına. Son dönemde, bugün hatta zannediyorum sevgili Uğur'un yazısı vardı. Ceza sahası ön çizgisine ve yan kanallara gelene kadar sürekli bir paslaşma söz konusu. Böyle bekliyoruz, sabırla, çok pasla bekliyoruz. Bugün Fenerbahçe'de öyle bir sabır görmedik. Bu sabrı neden görmedik? Bu sabrı göstermemelerinin nedeni ceza sahası içindeki etkin forvetleri mi? Yoksa Caner gibi, Gökhan gibi adrese mükemmel ortalar yapabilen isimler mi? Mesela Galatasaray bu hafta 5 maçta ön direğe 4 orta yaptı, 0 çekti. Ama Caner'e bakıyorsunuz, adrese teslim ortalar. 2 top direkten dördü, kornerden gelen toplar. Ne dersiniz? Önce Caner ve Gökhan. Ha.
futbol alternatif olma işi. Topu ayağına aldığın zaman ne kadar çok alternatif görürsen... Küçük bir parantez açayım. Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları gelmiş. Özellikle Abdullah Avcı konusunda bu açıklamalara dikkat kesiliyoruz. Yani bugüne bakmak gerekirse takım 10 kişi. İkinci yarı ve ilk yarında ufak bir kısmında oynadı. İyi oynadı çocuklar yani, ben sıkıntı göremem. Gayet direncimiz vardı. Geriye düştüğümüz zamandan sonra bile geri öne geçmeye çalıştık. Yani beraberliği sağlamaya çalıştık. İyiydi çocuklar. Yani şimdi kırmızıları bu maçta da gördüm. Bakın, hakemlerin şu anlamda biraz daha en azından bilinçlenmesi lazım gibi geliyor. Kırmızı kart demek doğru. Hamle olduğunda, basma hamlesi olduğunda evet, ama burada niyet her şeyden önemli. Şu anda yürürken bile, insan sokakta yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabiliyor. Yanlış şekilde. Bizim iki kırmızı kartımız bu. Yani niyet olmayan ve agresif olmayan hamlelerden gelen. Adam koşu yapıyor, tabii ki olacak. Ben şunu merak ediyorum. Fenerbahçe eğer aleyhine bir penaltı, kırmızı kart pozisyonu olsaydı hakemler verebilecek mi bunu? Ya sadece aksiyonu kendi aksiyon olarak değerlendirmemeliler. Oradaki hikaye önemli, niyet önemli. Bunu ben sezmede bizim bugünkü hakemin özellikle ve Sidney Sam'in de kırmızı kartında gösteren hakemin sınıfta kaldığını düşünüyorum. Görüşüyoruz Abdullah Hoca, görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Biz gelecek planlaması yapmak istiyoruz. Bugün gördünüz işte, oyuna giren çocukları gördünüz. Yani oynadığımız genç oyuncuları gördünüz. Antalya Spor Kulübü'nün projesi bu. Gelmek isteyen buna göre gelir. Görev almak isteyen de buna göre görev alır. Tamer Hoca'yı da çok seviyorduk. Ama planlama bu. Bizim gelecek planlamamız hep doğru şekilde bir kulüp planlaması var. Buna uyacak hocalarla gelecek planlaması yapmak istiyoruz. Ha, bu planlama ufak şekillerde değişir. Doğru, yamalanır bazı şeylere göre. Ama biz genç oyunculara yatırım yapmak istiyoruz. Doğru, tecrübeli profesyonellerle de bunları güçlendirmek, bu oyunculara örnek olmalarını istiyoruz. Bizim kulüp planlamamız bu. Aykut Hoca ile görüşmedik. Onu da söyleriz ama bizim görüştüğümüz ana hocalardan bir tanesi Abdullah Hoca'ydı ve birkaç opsiyonumuz daha var ama onları da şimdi söylemek istedim. Evet. Sayın Başkanım, bu arada maskesi güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Evet, evet. Hakikaten güzel maske. Yollasınlar buraya. İstiyoruz. Tabii istedik. Şeye katılmıyorum. Yavuş pozisyondaki niyet kısmına katılmıyorum. Yani. Yani hazır sıcağı sıcağına. Çünkü orada niyete bakılmaz. Adamın artık ayağına, tendonuna, bağlarını koparsa iyi niyetliydi mi diyeceksin ya. Yani o pozisyonda hakemin kötü niyetli falan meselesi değil. Çok net bir şekilde VAR'a gittiği anda zaten bunu görmüştür. Kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Sorun vardı. Soruda yarım kalmıştı. Unutmadık değil mi soruyu? Hayır. Gökhan'la Caner. Evet. Kim etkilidir yani? Şöyle söyleyeyim. Futbol alternatif ürettiğin zaman kolay oynanan bir oyun. Ve Fenerbahçe'de Caner gibi, Gökhan gibi özel yetenekler topu ayağına aldığı zaman, kafasını kaldırdığı zaman çok fazla hareketli oyuncu, çok fazla alternatif görebiliyorlar. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'a göre şu andaki farkı bu. Çok hareketli bir forvet attı. Gerideki oyuncu kalitesi. Yani şimdi Beşiktaş Ensakala ile hücum edemiyor. Sol burası çıkmaz sokak. Tabii. Biraz Rozier üzerinden gidiyor. Mesela Saratçı ile gidiyor. Omar üzerinden gidemiyor. Fenerbahçe her yerden gidiyor. Ozan Tufan göbekten gidiyor. Caner buradan. Gökhan buradan. Tisserand her hücum atraksiyonunda, kornerde kafayı vuruyor. Yani Fenerbahçe takımında her hattıyla bir forvet becerisi var. Diğer takımlar henüz bu seviyede değil. Ama bu değişebilir mi dersen, elbette ki değişebilir. Öyle bütün sezon böyle gideceğini de düşünmüyorum. Öyle kolay değil çünkü. 25 tane orta kesmiş Caner. İnanılmaz bir rakam. Şimdi Beşiktaş'ta oynarken de Caner çok orta kesiyordu. Gökhan da çok orta kesiyordu. Ama Beşiktaş'ta ne oluyordu? Ceza sahası içinde topa vurmadılar mı? Dönen topu almadığında geniş alanda yakalanıp rakibe pozisyon verip gol yiyordu Beşiktaş. Bence bunun bedelini de çok ödediler. Ama Fenerbahçe o ortayı kestiğinde dönenleri alıyor. O yüzden o sıkıntıyı yaşamıyor. Bir de bu oyuncunun oyun yapısına göre değişir. Caner topu aldığında ilk düşüncesi nedir her zaman? Nerede olursa olsun, neredeyse orta sahada olsa ceza sahası içine kesmeyi düşünür. Ama orada da biri varsa keser.
Fenerbahçe bugün ceza sahası içine 3 kişi, 4 kişi giriyordu. Normal o yüzden bu kadar orta yapılması. 25 kere de oraya gitmiş demektir bu arada. Tabii, inanılmaz yani, bir şey. Şanssızlar mıydı? Son vuruş becerileri mi zayıf? Bir golcü olarak ne söylersin Nihat? Yani ve bir futbolcunun son vuruş becerisi nasıl gelişir? Tekrar. Böyle itman bitecek, özellikle Valencia. Böyle tekrar şut atacak. Samata kenardan orta kestirecek, kafayla vuracak ki ilk oynadığı maçta çekiç gibi attığı goller var yani, hatırla yani, vurduğu muhteşem goller var. Ne demiş? Bu tekrarla olur. Tamam, o zaman Valencia üzerinden konuştum. Bir bakalım Valencia'ya neler söylemiş. Dönelim. Hemen arkamıza geliyor işte Valencia'nın açıklamaları. Şöyle diyor: zor olacağını biliyorduk. Çok pozisyon ürettik. Gol pozisyonlarında sonuca ulaşmak için daha konsantre olmamız gerekiyor. Önemli olan bu şansları üretmek. Gün gelecek daha fazla gol atacağız. Ancak önemli olan pozisyon üretebilmek. Bu konuda çok başarılılar. Senin sorduğun sorunun cevabı beceriksizlik mi, şanssızlık mı? Bugün yakalanan pozisyonları yarı yarıya değerlendirebiliriz. Şanssızlık da var. 3-4 top direkten dönmüş. Bunlar şanssızlık. Tabii. Diğerleri de vuruş becerisi. Ama çok isteyen bir Fenerbahçe vardı. Yani. Bir de burada ben hep ön tarafta oynayan oyuncular için bir şey söylüyordum. Çok pozisyona giren oyuncuya kaçırsa da ben kızmam. Elbet bir gün atacak. Fenerbahçe çok pozisyona giriyor. Bu maçta 2 tane attı. Bu kadar pozisyona değil. Bak, bunun yarısına girsin, diğer bir maçta 4 tane 5 tane gol atacak yani. Bu arada demin az önce başkan da ifade etti. Şöyle bir kadroya baktım Antalyaspor'da. Mert Yılmaz sağ bek, 21 yaşında. Ali Eren İyican 21 yaşında sol bek. Omar sağ bek 20 yaşında. Doğukan var kaleci. Senin az önce söylemiştin 20 yaşında. Bünyamin sağ bek. Yani 20 yaş altında çok oyuncusu var. Abdullah Avcı'nın gelişi bu takımda bir şeyleri değiştirir mi? Ne dersiniz? Neyin değişmesini bekliyorsun mesela? Ya mesela bu kadar pozisyon verir durumu, ki bu Fenerbahçe'den kaynaklı mı? Onu da öğrenmek isterim. Mesela Galatasaray'la oynasaydı da bu kadar pozisyon verir miydi? Ya da Beşiktaş'la oynasaydı ya da başka bir takımla. Bir de tabii ki hamleler. Yani kenara baktığımızda bu gençlere daha fazla şans verir mi Abdullah Hoca? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Büyük ihtimal herhalde Abdullah Hoca ile anlaşacaklar. Öyle gözüküyor. Başkanın yapmış olduğu açıklamalardan. Geleceği düşünüyoruz diyor başkan bugün itibariyle. Bu sözleri çok duyduk. Değil mi? Hı. Abdullah Hoca Beşiktaş'a gelirken de 4 senelik imza attı. Ne kadar dayandılar? Bir sene olmadan gitti. Keşke dediklerini yapabilseler. Keşke sabredebilseler. Hani proje takımıyız. Ama şöyle de bir şey var. Son yıllarda baktığında işte bir Başakşehir şampiyonluğu. Değil mi? Ondan önce Bursa Spor şampiyonluğu. İşte bu geçen sene Sivas'ın şampiyonluk yarışı içinde olması. Bu sene Alanya'nın oralarda olması. Birkaç tane takımın da biz neden oralarda olmayalımı düşündürüyor. Bunlardan biri de Antalya Spor. İştah kabardı. Evet, iştah kabardı. Alanya'da var. Evet. Daha çok takım oldu mu zaten bizim ligimizin tadına da doyum olmaz. Maçlar çok daha keyifli geçer. Rekabet daha güzel olur. Ama sahanın içinde olsun rekabet. Sahanın dışında değil. Başkanın görüşleri çok güzel. Abdullah Hoca'yı bence işte uzun yıllar düşündüğü için almak istiyorlar. Ama futboldan bahsediyoruz. Antalya Spor bir seri yakalasa, mağlup olsa 3 tane, değil mi? Ne kadar sabredebileceksin? İşte bu böyle uzun vadeli düşündüğünde sahanın içinde alacağın skorlar da önemli olacak. Antalya Spor'da ama şöyle bir sıkıntı var. Geçen yıllarda da baktığımızda galip de gelse hep böyle gol yiyordu. Çok pozisyon veren bir takımdı. Öncelikle bence bu bölümünü güçlendirmeli defansif anlamda. Ofansif anlamda bir Podolski yani muhteşem. Jovic iyi oynadığında muhteşem. Orgil yani ön tarafı gol atar ama defansif olarak sıkıntısı var. Burayı düzeltirlerse daha yukarılarda olurlar diye düşünüyorum ben. Takım savunması ile ilgili tespitine %100 katılarak Nihat'ın şunu da söyleyeyim. Seçtiğin 11 üzerinden senin savunmanı zafiyetli hale getirecek oyuncuların da var. Büyük bir lüks ama Jovic, Podolski, biraz Nuri Şahin, top rakipteyken pasif kalan oyuncular. Yani Fenerbahçe gibi iyi hücum eden, çok iştahlı bir takıma 2-3 tane lüks oyuncu ile oynarsan takım savunmasını zaten komple yapamazsın. Fenerbahçe, Antalya Spor stoperlerinin üzerine çok rahat gitti mesela. Yanlardan da çok kolay gitti, göbekten de çok kolay gitti. Abdullah Avcı ya da başka bir teknik direktör.
Önce takım savunmasını düzeltmeli Antalyaspor'da. Yani ben hep yediğimden fazlasını atacağım zihniyetiyle ligde başarılı olamazsın. Futbolda Anadolu kulüpleri için başarı kriterleri vardır Emre. 1- Genç oyuncu yetiştirirsen başarılısın. 2- Sezon içerisinde 2 veya 3 derbi kazanırsan başarılısın. 3- İlk 6, ilk 8 içerisinde bitirirsen başarılısın. 4- Türkiye Kupası'nda ne yaptığın önemli. Avrupa'ya giden en kısa yol. Eğer büyük fotoğrafa bakacaksan, büyük resme bakacaksan, 3-4 yıllık bir planlama yapacaksan, her sezon bu kriterlerden bir tanesini tutturarak gitmen lazım. Başakşehir takımı hep Abdullah Hoca'nın temellerini attığı takım olarak konuşuluyor. İlk başladığında topu rakibe vererek maç kazanan bir takımdı. %35, %40 topla oynuyordu. 2 sene oynadı bunu, biliyor musun? Arada derbi de kazandı. Sonra başladı biraz daha topa hakim olmaya. O ara Cengiz Ünder'i yetiştirdi. Eksiği neydi? Türkiye Kupası'nda hiç yürüyemedi. Ama ligde gün be gün üstüne koyarak devam etti. Şampiyonluk Okan Hoca'ya nasip oldu. Ama Okan Hoca'ya kadar da Abdullah Hoca'nın bana göre katkısı var. Hiç kolay değil. İyi olduğun kadar rakiplerinin durumu da önemli. Başakşehir şampiyonluğunda rakiplerinin zayıf olduğu da bir gerçek. Bu sene öyle zayıf bir takım yok. Bundan sonrasında olacak mı bilemezsin. Ama bir fırsat olduğu konusunda sizle beraberim. Sivas için fırsat var. Alanya için fırsat var. Eğer niyetleniyorsa Antalya için bir fırsat var. Ama nasıl yönetiyorsun? Dediği gibi 3 hafta mağlup oldum, işte 2 mağlubiyet, bir beraberlik aldım, tartışalım hocayı diyorsan o iş yürümez. Origi'nin açıklamaları var. Bir bakalım mı neler söylemiş. Tamam. Antalya Spor cephesinden de hemen bir değerlendirme alalım. Şöyle diyor. Bir oyuncumuzun atılmasına rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadık. Haklı mı buraya kadar? Doğru. Doğru. Sonuna kadar zorlandık, denedik. Zorladık, denedik. Biraz erken şu an. 11-11 oynamak gibi olmuyor. Etkileniyorsunuz. Yine de oyuna tutunduk. 11-11 olsaydı daha farklı olurdu. Olur muydu? Olmaz. Bence de olmaz. 11-11 iken de bir sürü. İlk 20 dakika 5-6 tane pozisyon verdik. Nihat yazmayı bıraktı, evet. İşte. Ben mecburen devam ettim. Ya ben şimdi istatistik... İlk 45'i dakikayı hatırlayalım. Aynı ikinci yarıdaki gibi bol pozisyona giren Fenerbahçe vardı yani. Maç 11-11 giderken yani. Samata'nın 3 tane kafası, işte Valencia'nın pozisyonları, Pelkas'ın pozisyonu, Gustavo'nun pozisyonu, Ozan'ın pozisyonu. Hani say say bitmiyor yani. 11-11 de öyleydi. Tek fark ne olurdu biliyor musun? Daha az koşarlardı. Şunu söyleyeyim. İlk yarı el freni çekik oynuyorlardı. Çünkü Yahoviç en öndeydi. Çekmiş el frenini. Gidemiyorsun. Ama 10 kişi kaldıktan sonra mecburen daha hızlı ve direkt gitmeye çalıştın. İşte Origi'li bir kenara attı. Bünyamin miydi? Hayır. Gökdeniz'i diğer kenara attı. Yahoviç'i en öne attı. Bir istasyon olarak. Çabuk çabuk. Ya attığı gol ilk yarıda öyle bir pozisyonu yok. Podolski'nin atabileceği ikinci ceza sahası dışından attığı şut. İlk yarıda böyle bir şutun yok. Demek ki ikinci yarı 10 kişide olmuş olsan daha doğru hücum ettin. O yüzden 11'e 11 kalsak falan kısmına çok katılmıyorum. 10 kişiyle daha çok pozisyona girdiler ya. Evet. İki pozisyon, biri gol oldu zaten. Bu arada Fenerbahçe'de pozisyona giremeyenleri söyleyeyim size. Caner Erkin, Sosa, Ademi, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş. Onun dışında en çok pozisyona giren de Ozan Tufan olmuş. 5 pozisyon. Onu Gustavo ve Valencia 4'er pozisyonla izlemiş. Keza Serdar Aziz'in de 4 pozisyonu var. O kadar konu var ki Ozan Tufan'ı konuşamadık. Maşallah. Biraz Sosa'yı da konuşmak istiyorum ben. Ozan Tufan'a maşallah. Topu alıyor direkt o özgüvenle, fizik kuvvetiyle rakip kaleye iniyor. Nişanlanınca böyle oldu. Gol atıyor. Değil mi? Şut nişanlandıktan atıyor. Nişanlandıktan sonra performans atmıyor. Düzenli hayat önemlidir. Evet. Düzenli hayat önemlidir. Neler olacak? Ya Alanya'dan Ozan beri... uçacak diyorum ben. Madrid'e falan gider. Alanya'dan beri yükselerek geliyor ya. Ama bir iniş çıkışlar hayatı... yaşadı. Ha. Belki son yıllarda, son dönemlerde ilk defa bu kadar istikrarlı bir Ozan görüyoruz. Belli bir çıta var. Onun üzerine çıkıyor, inmiyor. Ama bundaki en büyük etken ne? O milli takım maçında Almanya'ya attığı gol. O golden sonra bambaşka bir Ozan izliyoruz. Gol ve muhteşem mi? Goldü. Çalça. Kim maçın yıldızı? Bu maçın yıldızı. Evet. Maçın yıldızını söylemek enteresan. Ben maçın yıldızını galibiyeti getiren ve ilk maçında ilk golü atan Perotti derim. 28 dakikayla. Ya derim. Ya. Bana göre de yaptığı bütün asistler boşa giden Caner Erkin derim. Peki hemen Erol Bulut'a gidelim. Çok pozisyona girip galip geldiğimiz maçta biraz sona doğru zorlandık. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen. Ama tabii bu biraz da bize bağlı olan bir sonuçtu. Neden söyleyeceğim? Çünkü kaçırdığımız gerçekten 11 tane net pozisyon var.
baskılı oynamaya çalıştık. İkinci yarıda bunu daha da iyi yaptık. Rakip bir kişi eksik kaldı. Ona rağmen rakip bir gol pozisyonu buldu. Beraberliği sağladı ama futbolcularım hiçbir zaman çalışmaya, denemeye bırakmadılar. Sonuna kadar gol atmayı hep denedik. Zaten yaptığımız ortalardan, kaleye attığımız şutlardan olsun, direklerine dönen toplara baktığımızda her şeyi denedik. Sonuçta hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Yarından itibaren önümüzdeki hafta Konyaspor maçına hazırlıklarımızı yapacağız. Sorularınız var mı? Yoksa basit bir sorulara geçiyorum. Hocam, yerinizle ilgili Beyaz TV'den 2 tane sorusu var. Birincisi, son 2 maçta özellikle ikinci yarılarda daha etkili oluyor, sonuca gidiyor. Devre arası oyuncularınızla neler konuştuğunuzu soruyor. İlk soru. Biz aslında her maça ilk saniyeden itibaren yüz konsantre şeklinde çıkıyoruz. Yeterince gol pozisyonlara giriyoruz, mücadelemizi veriyoruz. İstediğimiz oyunu ilk yarılarda da sergilemeye çalışıyoruz. Ama tabii bazen oyunun kilidini ikinci yarı çözüyoruz. Bu futbolda normal olan şeyler. Dediğim gibi birinci dakikadan son 90-95. Dakikada hep deneyen bir Fenerbahçe var. Baskı kuran bir Fenerbahçe var. Bu her maç bu şekilde olmasını biz zaten istiyoruz. Onun üzerinde de çalışmalarımızı zaten sürdürüyoruz. İkinci soru hocam, 4 top direkten döndü. Pozisyon kaçırdı oyuncular. Bu şanssızlık mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Demin onu cevaplandırdığımı düşünüyorum. Söylediğim gibi yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Evet, biraz konsantrasyon eksikliği. Son vuruş becerisi, kalitesi. Ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Maçlar gelecek. Orada 4-5-6 gol atacağımız olacak. Başka soru yoksa teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili dostlara, meslektaşlara bir minik ricamız olsun orta noktada. Burada sevgili Fulya da var. Sevgili Nihat Kahveci'nin kıymetli eşi. Yine bizim mesleğimizin içinden çok değerli. Beşiktaş bu sistemi değiştirdi dedi. Diğer takımlar da değiştirsin. Ne olur soru soran basın mensuplarının sorularını duyabilelim. Yani bir mikrofonda onlara vermenin bu kadar zor olmayacağını düşünüyorum. Özellikle Anadolu'da bu sorular bizim için çok kıymetli. Şöyle oluyor çünkü galiba Emre. Basın mensupları önceden yazılı olarak soruları veriyor. Yazıyorlar, veriyorlar. Evet, yani işte Alper Yemenciler çünkü soruyordu gibi işte geldi yani ona. Onu okuyan arkadaş mikrofonu okursa evet, biz de basın toplantısında o soruyu sorarız. Bu minik ricamızı göz ardı etmemelerini rica ediyoruz. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bu konuda kulüpleri uyarırlarsa problem gerek çözülür. Gerek yok ya, Alper arar söyleriz. Ya Fenerbahçe için daha demiyorum kolay bunu olur ya diye düşünüyorum yani. Ya Fenerbahçe için demiyorum. Diğer şeylerde de aynı şeyi yaşıyoruz. Galatasaray'da da uzaktan evet. Mesela son Fatih Hoca'ya sorulan bir soru vardı. Uzaydan geliyordu sanki sorunun sorusu. Evet. Tamam. Evet, yarım kalmıştı cümlelerin. Oradan tamamlayalım istersen. Nerede kaldık? Caner Erkin'de kaldık. Erkin'de. Maçın yıldızı bana göre Caner Erkin. Ya bir sol bek ne kadar hücum katkısı verebilir? Ne yaparsa tatmin olursun maçın içerisinde. Evet, bugün çok iyi oynadı. Abi onun iki katını yaptı. Yani kaç tane gollük orta Caner topla soldan gittiği zaman gir ceza sahasına, sana çarptırıyor topu zaten bir şekilde. Atamıyorsan o senin becerinle alakalı. Ya hakikaten bugün Beşiktaş'ta olsam bir maçı seyrederken Fenerbahçe maçını bir futbol sever olarak çok ahlanır vahlanırım yani kendi adıma. Niye orada da en sakala var, yapma. Gidemiyor ki işte oradan hiç o sıkıntı. Fenerbahçe var. 7 maç oynadı. Neredeyse her maç sonunda Caner'den bahsediyoruz. Evet. Evet. Belki de en iyi sezonlarından birini oynuyor ki bu maç artık çıta yani. En üst Sergen nokta. Hoca bu Caner'i yedek dikkat bıraktı etsin, değil mi Recep'in? Fenerbahçe, dikkat etsin Fenerbahçe, Caner'in yaşına bakmadan sezon sonu var ya, Barcelona izliyorsa Barcelona, Real Madrid alır, sol beke koyar yani bu performansla. O kadar iyi oynuyor yani. Milli takım izliyor mu sence? Valla Şenol Hoca bu konuda birazcık artık düşünmeye başlamıştır. Hakikaten muhteşem performans. Alternatifi kim ki milli takımımız? Zeki var o noktada. Sol bekte Zeki yok. Umut Meraş var. Sol bekte Hasan Ali ve Umut Meraş. Şu an ikisinin üzerine inanılmaz baskı yaratan bir Caner görüyorum. Bence yani. Hasan Ali artı Umut Meraş topla ikisini eşittir Caner. Bak, Gökhan Gönül için bunu söyleyemem. Çünkü orada Zeki de, Zeki Nazım var. Sangare de bize Gökhan'ı evet, konuşturmaz. Aynen. Ama sol tarafa baktığın zaman yani milli takım en üst düzey oyuncuların oynayacağı bir mecraysa, ki öyle olmalı. Abi Caner Erkin bu performansıyla orayı hak ediyor diye düşünüyorum. Ki
Milli takım arası var. Merakla beklenilecek Şenol Hoca'nın kadro açıklaması. Caner yüzünden. Sadece Caner değil, özür dileyerek Galatasaray konuşmuyoruz ama bence Taylan'ı düşünmeliyiz. Evet, kesin katılıyorum. Sosa geçen Trabzon maçında ve bugün çok etkili değil. Nedir sizce problem? Bir problem yok bence. Bu mudur yani? Budur. Ya problem, ondan daha iyi performans bekleyenler için problem. Ama Sosa'da hiçbir problem görmüyorsun. Ne oynarken ne oyundan çıkarken öyle bir trip yok, bir şey yok. Teknik direktör de fazla problem görmemiş. Trabzonspor maçındaki performansını Erol Hoca bugün de ilk 11'de oynattı. Bir sıkıntı yok. Ama tabii ki konuşulacak. Biraz sıkıntı da olması lazım. Öyle her şey güllük gülistanlık olmaması lazım. Fenerbahçe adına yani. Çıkar ortaya birkaç maç üst üste. Emin olabilirsin. Fakat önemli olan nedir biliyor musun? Fenerbahçe bu kadrosuyla tek bir oyuncuya bağımlı olmaz. Sosa da dahil, Pelkas da dahil. Aklına kim geliyorsa. Önemli olan budur. Bunu yakaladı Fenerbahçe. Dikkat edersen Sosa'yı oyundan aldığı zaman kimse niye aldın demiyor. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor Sosa'yı oyundan aldığı zaman pat iki seviye aşağıya gidiyordu. Fenerbahçe iki haftadır seviyeyi arttırıyor. Çünkü geride bekleyen oyuncular çok yüksek kaliteli hem de. Sence maçın adamı kim? Biz söyledik ikimiz de. Vallahi ben biraz bu konuda sana katılacağım. Çünkü her zaman golü atan bir tık önde gözüküyor. O yüzden Perotti'ki ilk maçı o kadar kısa sürede penaltı alıp o özgüvenle penaltıyı atması bence dediğim gibi unutulmaz bir goldü. Perotti derim ama Caner konusunda da kesinlikle katılıyorum. Hakkını yememek lazım. İkisini ilk sıraya koyuyorum ayırmadan. Ben ikinci sıraya da Ozan Tufan'ı koyarım. Müthişti bugün ya. Ya yani şöyle tamam saygı duyuyorum maçın sonucunu tabelayı belirleyen adamı seçmenize saygı duyuyorum. Fakat kaç dakika oyunda kaldı? Ne kadar iş yaptı? Şimdi Ozan Tufan ve Caner'in oyunda kaldıkları süre. Caner 3 tane asist yapmış olsa bugün şaşırtır mıydı seni bu oyunla? Tersten yapayım Erman'ı. 28 dakikada bir gol buldu. Demek ki 90 dakika kalsa çok gol olur. Ama 10 kişilik rakibe karşı girdi oyuna. O da var. Bak ek yapayım Erman'a. Ozan Tufan muhteşem oynadı. Zaten gerekeni söyledik. Muhteşem oynayan Ozan'ı oyundan aldı Erol Hoca. Düşünün neden aldı var. Diyemiyoruz. Evet o lüksü var. Ya böyle bir kadrodan bahsediyoruz. Peki çarpıcı bir son 3-4 dakika içerisinde çarpıcı bir tespit yapalım. Şimdi ikinci topların tamamını aldı mı Fenerbahçe bugün? Dönen topların tamamını büyük aldı sürekli. Aldı. Aldı. Evet. Peki bir gegenpress yani hani bu Pep'in ortaya koyduğu ve kullandığı City'de ve zaman zaman bizim takımlarında önde basan bir presle karşı karşıya kalan Fenerbahçe'nin bireysel kreatif oyuncularının adam eksilterek ileri hücumları mı, uzun topları mı yoksa yine çok pas atak ve kanat organizasyonları mı? Ne yapar Fenerbahçe böylesine sert pres karşısında? Var mı ligimizde böyle pres yapabilen kulüpler? Şunu mu söylemek istiyorsun? Fenerbahçe'ye önde basarsan ne olur? Evet. Sen öyle bir anlattın ki ayrıntılı ayrıntılı. Ben ikinci cümlede bıraktım çünkü. Yani önde basan bir takıma karşı ne yapar diyorsun? Şöyle söyleyeyim sana. Futbolda B planı denen şey geriden stoperlerin uzun oynadığı zaman topu önde tutan oyuncun varsa rakip kaleye daha kolay gitmen. Yapabilir mi Fenerbahçe forvet attı? Bence bunu da yapabilir. Ama doğrusu ne? Caner ve Gökhan varken kenarlardan ben başlamak. Bilmiyorum. Bunu dener uzun atmayı. Diyelim Samat'ı alamadı, Valencia'yı alamadı. Hemen Erol Hoca bir değişiklik yapar. Adem'i oyuna alır 1.90 üstü. Onunla yine tutar. Yine bu şekilde de oynayabilir. Kendi sahasında baskı çünkü yerse. Ligde bunu yaptı hatırlarsanız. Tabii. İhtiyacı olur mu? Bence bizim ligde Fenerbahçe'ye çok önde basarak hataya zorlamak için en fazla 15-20 dakikan var. Ondan sonra buna gücün yetmez. Hani forechecking dediğimiz önde basma meselesi. Öyle 90 dakikaya falan yapabileceğin bir şey değil. Bunu en fazla 20-25 dakika yaparsın. O da çok yüksek tempo gerektirir. Sonrasında yorgun olursun. Antrenmanı bile zordur ha. Hani önde bastığın zaman 5-6 oyuncu aynı anda tabii. Sağa sola kayarak falan onun antrenmanı bile çok zordur ki maçta yapmak daha da büyük bir hikaye. Bir de Fenerbahçe'de güzel olan şey ne? Şimdi Fenerbahçe zaten hep biliyoruz değil mi? Gökhan'la Caner'le orta kesiyor. Ceza sahası içinde kafayla vuruyor. Gol oluyor olmuyor. Dönene alıyor şut atıyor değil mi? Kornerlerden etkili oluyor. Fenerbahçe bunun içine taç. Uzun taç. Taçın ne kadar önemli olduğunu da kattı. Bak her maç bir şey katıyor. 7. haftaya geldik. Her maç farklı bir Fenerbahçe görüyoruz üstüne koyan. Ama ben halen bu Fenerbahçe takımı evet duran toplarda etkili, yan ortalarda etkili, çok pozisyona giriyor. Ama ben akan oyunda daha çok kombinasyon görmek istiyorum. Yapabilir bu kadro. Set hücumu. Set hücumu, merkezden ataklar, daha çok paslaşmalar, şutlar yapabilir diye düşünüyorum. Duran toplarla
pozisyona giren, bol pozisyona giren bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Daha çok normal oyunda, akan oyunda pozisyona giren Fenerbahçe'den de bahsedebiliriz yani. Daha konuşacağız. Özellikle teknik direktör değişimleri var. Kasımpaşa'da neler oldu, neden teknik direktör değişimi yaşandı, Trabzonspor'a kim geliyor, Galatasaray, Beşiktaş bu hafta, milli maç öncesindeki son hafta, bir minik ara. Tekrar merhabalar, Orta Nokta Pazartesi'ye hoş geldiniz. Bu arada TVBuSpor'un özellikle Twitter adresinde Erman açıklamaların şu anda rekora koşuyor. 30 bindesiniz. Sen de 30 bindesin ya. Az önce yaptığın açıklamalar, Fenerbahçe şu an oynadığı bu oyunu Türkiye'de oynayan başka bir takım yok dedin ya. Şu anda 30 bine gelmiş durumda. Şimdi önümde açık. Katılıyor musun? O önemli benim için. Ben katılıyorum canım. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe böyle oynasın. Ersun Yanal'ın Nisan ayında şampiyonluğu ilan ettiği süreç var ya. Mart ayında Fenerbahçe şampiyon olur. Çok yükselttim beklentiyi. Bak ciddi diyorum. Mart ayı. Ya şu futbol oynayan başka takım var mı? Ben Galatasaray'ı seyrediyorum. Beşiktaş'ı seyrediyorum. Trabzonspor. Ya bütün maçları beraber seyrediyoruz. Şu üçlü. Katılmaz bugün mısın? Bugün itibariyle ne diyorsak doğrudur. Üç bugün itibariyle. Ya. Futboldan konuşurken uzun vadeli çok dikkat etmek gerekir evet. diye düşünüyorum. Kesin katılıyorum. Ama bugün Fenerbahçe övüyoruz mu? Ya %100 haklıyız. Yani. Bunun tersi yok. Beyazsa beyaz. Siyah diyemezsin. Ama bugün itibariyle daha çok uzun. Zorlu maçlar olacak. Mesela Alanya Spor Fenerbahçe maçını ben merak ediyorum hani birbirleriyle oynayacağı. Yani daha çok maçlar var. Ama bugün itibariyle bir tık önde. Bir tık değil, iki tık önde. Çünkü performansını da arttırdı sahanın içinde. Hem kadro olarak öndeydi. Şimdi performans olarak da öne geçti biraz diğer rakiplerine karşı. Evet, bu arada dediğim gibi açıklamalarımız Twitter'da şu anda gündemde. Ve biz sizi Fenerbahçe otobüsüne götürelim mi? Fenerbahçe otobüsünün içinde Perotti ve Adem'i konuşuyorlar birbirleriyle. Golü atan ve sonradan oyuna giren. Fenerbahçe Televizyonu'na çok teşekkür ederiz görüntüler için bir kez daha. Ve izleyelim bakalım neler olmuş. Creo que hicimos un muy buen partido con muchas. Önemli bir maçtı tabii ki de. Baktığımızda evet pozisyonlara girdik. Daha farklı bir skor olabilirdi ama karşı takımda geriye çok fazla yaslandı. O yüzden belki kilidi açmakta zorlandık. Daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Ama sonuçta önemli olan galibiyetle geri döndük. It was a difficult game because it's after red card we were one. Evet, bizim açımızdan zor bir maçtı. Özellikle kırmızı karttan sonra oyun biraz daha zorlaştı diye oyun biraz daha zorlaştığını söyleyebiliriz. Podolski'nin golü vardı, birbirine getirdi durumu. Sonra teknik direktörümüz, hocamız değişiklik yaptı. Oyuna giren Perotti iyi bir iş çıkardı. Golü attı ve 2-1 bugün galip geldik. Teşekkürler Fenerbahçe Televizyonu. Bu ayrıntıları bizle paylaştığı için. Ben bunları çok seviyorum. Sever misiniz siz? Biliyorsun böyle... pandemi döneminde kalabalık, otobüse binmek sıkıntı. Ama dünyanın en mutlu otobüsü şu an Fenerbahçe'nin futbolcuların bindiği otobüs yani. Bu yaklaşım inşallah skora endeksli olmaz Emre. Yani eğer bir stratejin varsa basınla ilgili ilişkilerinde bunu skorlara bakarak hani o gün ruh halin nasılsa ona göre şekillendirmemek lazım diye düşünüyorum. Bugün iyi gidiyor Fenerbahçe için. Belki dışarıda görüntü alamayan veya röportaj alamayan insanlara çok güzel bir servis oldu. Ya işler kötü gittiğinde de oyuncular çıkıp konuşabilmeli ama senin Mart'ta şampiyon olur meselene çok katılamayacağım Mart'ın ya. Mart'ın son haftası diyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere futbolda hep aynı düzeyde gitmiyor her şey. Bugün çok övüyoruz biz Fenerbahçe'yi ama oynadığı oyunla bize bunları konuşturuyor. Yarın başka bir hikaye de olabilir. O yüzden de yani Mart olur, Nisan olur kısmı bilmiyorum. Biraz yorumculukta insanı biliyorsun çok erken ben yorumcu konuş... değilim o yüzden. Bizi zorluyor. Kıştık atıyorsun araya. Üstad sizsiniz. Futbolda ben uzun... gariban spikerim burada. Bir de Fenerbahçeli değilim ha. Onu da söyleyeyim ya. Herkes bu yaftalamayı da yapar ya öyle. Ya futbolda uzun vadeli konuşmak her zaman sıkıntı yaratır. Ama bugün itibariyle favori yani. Net. Kesin. Bir de şöyle bir şey var. Emre Belözoğlu'nun bir imza törenine gittiğimizde söylediği bence en önemli sözlerden biri. İnişler var, çıkışlar var. Maç kazanacağız, maç kaybedeceğiz. Kaybettiğimiz zamanlarda göstereceğimiz reaksiyon çok önemli olacak der. Fenerbahçe böyle çıkış süreci yaşıyordu ama kaybettiğinde de oradan geri dönüş yapamıyordu. Bakalım bu kadro onu yapabilecek mi? Ya bu kadroda yapamazsa zaten
başka kadrolar zor yapar. Söylediği başka şeyler de var. Mesela dedi ki altyapıyı da tekrar yap. Şu altyapı meselesini, evet, futbolla ilgili bir şeyler söyleyen ve yönetici tarafına geçmiş herkes söylüyor ama nerede Ömer Faruk? Emin Bayram nerede? Kim genç oynatıyor? Hadi bugün Antalya Spor oynattı. Biraz takdir edelim, eyvallah. Trabzonspor elinden geldiği kadar oynatıyor. Kaç kulüp oynatıyor? Bir tane genç oynuyor mu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da? Hadi Beşiktaş'a da kalecisi üzerinden de. Başka? Hani ortalığı yıktılar, yabancı kuralını değiştirdiler diye. Ben de yabancı kuralında değilim. Ama altyapı için bir kural getirilmeli kulüplere. Yeteneksiz mi bizim gençler? Abi nasıl fırsat vereceksin bu Fenerbahçe takımında, Galatasaray'da nasıl fırsat vereceksin bu oyunculara? Peki ben şunu sorayım. Belçika Ligi anlatıyoruz biz. Belçika Ligi'ni biliyorsun, biz yayınlıyoruz. Evet. Ve ben hep vurguluyorum orada. Mesela Ajax'ta geçen 13-0'lık maçı anlattım ben, Ajax'ın. 19 yaşında bir adam çıktı. 5 gol birden attı. Ben bakıyorum 22.3'tü ortalaması, yaş ortalaması. Geçen hafta anlattığım Belçika Ligi maçında. 22.3, dikkatinizi çekerim. Ya bu demek oluyor ki 18 yaşında 4 oyuncusu ya, var. Avrupalılar bu işi başarıyorlar. Biz niye başaramıyoruz Nihat? Sen orada da oynadın, burada da oynadın. Ya yetiştiremiyoruz iyi. İşte diyorum, hep sahanın içinde yetiştirmeye çalışıyoruz futbolcuyu. Sahanın dışındaki yetiştirmeyi unutuyoruz. Forma rekabetine sokacak kadar iyi oyuncu yetiştirsen bile o rekabete girebilmesi için kredisi yok oyuncunun. Genç oyuncuya öyle bakmıyoruz çünkü biz. Her zaman dışarıdan aldığın ya da yabancı oyuncu daha kıymetli gözüküyor. Bu arada 13-0'lık maçı iyi söyledin ki onu da sen anlattın. Hı hı. Ne keyif yapmışsındır çünkü o kadar gol izlemek çok iyi. Bu maçta daha çok pozisyon vardı, düşün. Ben çok net söylüyorum. Bu maçta daha çok pozisyon vardı. 13-0 vardı. Bitebilirdi. Erken bulunacak goller farka getirebilirdi de bizde öyle skorlar olmaz. 5'ten sonra topa basın çocuklar, ayıp oluyor falan olur. Olmaz mı? Siz oynadınız işte. O da bir başka tartışma konusu. Doğru mu değil mi diye. Evet. Evet. Tabii 2005-2006'da PSV Eindhoven'a sadece bir gol farkla şampiyonluğu kapatınca, kaptırınca Ajax böyle skorlar oluyor normal. 30 tane bile atar, avarajı iyi olsun diye. 2005-2006. Yani aynı puandalar, bir golle şampiyonluğu tamam kaptırdı. Tamam da 14 sezondur biriktirdiler de şimdi mi patladılar? Ama ya? Çünkü, onun üzerinden mi okunuyor? Çünkü şimdi? Onlar yüzünden, Venlo yüzünden bunları yaşadılar. Öyle mi? Tabii. Güzel bir ders almışlar, unutmamışlar. Önemli olan o. Evet. Geçmişten ders, evet, alabilip geleceğe doğru yazabilmek. Keşke İzmir'de yaşadığımız o depremden önce biz de 99 depreminden o dersleri alsaydık da bugün bunları yaşamasaydık. Efendim, şimdi biraz sabırdan bahsettik. Bu sabrını maalesef biz teknik adamlara da gösteremiyoruz. Bayram Hoca Kayseri'den ayrıldı. Trabzonspor'da hoca değişimi yaşandı. Şimdi Antalyaspor'da hoca değişimi yaşanıyor ve bugün ben çok özür diliyorum, haddimi aşarsam lütfen bağışlayın, teşbihte hata olmaz ama bu nasıl iştir? Yani sen Trabzon'u yeniyorsun, Beşiktaş'ı yeniyorsun, yanlış mı hocam, Galatasaray'ı yeniyorsun. Yani muazzam işler yapıyorsun Kasımpaşa'da. Beşiktaş'ı yanlış söyledim, Trabzonspor ve Galatasaray'ı, evet, yenmedi mi? Evet, doğru. Ve yollar ayrılıyor. Şimdi Kasımpaşa'daki teknik direktör değişikliklerini bir mantık çerçevesine oturtmak zor. Yani fikir ayrışmaları var dedi, fikir ayrılıkları var dedi bildiğim kadarıyla. Ben sosyal medyada gördüğüm için söylüyorum. Hiç kimse çıkıp da şu yüzden gittim, bu yüzden gönderdik demediği için. Bilmediğimiz bir konu üzerinden ne diyebiliriz bilmiyorum ama Söyleseler onun üzerinden bir yorum yaparız. Ama Kasımpaşa'nın bugüne kadar yaptıklarına bakarsan, bugün de Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasına şaşırmadım. Bildiğimiz Kasımpaşa dedim ben. Valla bir teknik direktörü neden yollarsın? İstediğin sonuçları almazsın, yollarsın. Hani Kayseri Spor için bunu söyleyebiliriz. Trabzon Spor için bunu söyleyebiliriz. Ama mesela Antalya Spor'da Tamer Hoca ayrılığı. O bir mantık çerçevesinde değerlendirilir. Orada bence Trabzon Spor'la anlaşma, evet, durumu var diye ben düşünüyorum. Ama Kasımpaşa'da Mehmet Hoca'nın ayrılığını ben de anlamadım. Fikir ayrılığı. Keşke o fikrin ne olduğunu söyleseler, anlaşamadıkları şeyi biz de biliriz. Bir taraf haklıymış diyebiliriz. O, bilmediğimiz için o fikri bir şey de diyemiyoruz. Bakıyorsun lig altıncısı. O dördüncüsü aslında, hani gol farkıyla öyle. 11 puana sahip. Yani, dördüncü Fatih Karagümrük'le aynı puan. Ya Trabzon maçının ikinci yarısında oynadığı oyunu kaç takım oynuyor Türkiye'de? Uğurcan dayanmasaydı çok daha önce maçı koparmışlardı. Belki farklı kazanmışlardı. Kasımpaşa takımından ne bekliyorsun da hocadan ne alamadın onu çok merak ediyorum. Mesela
Kesinlikle performans üzerinden değil. Hadi Kayseri Spor'u bir yere koyarsın. Bayram Hoca'nın da Rize'de mesela Fernandes ile Lennon'ı aynı anda gol ararken oyundan çıkarması. Yani orada da hoca da biraz orada artık koptu. Kopunca ister istemez ha belki dedi ki bu oyuncular vites arttıramıyor. Bari yeni bir kan değişikliği yapayım falan ama abi kalite pozisyon getiriyor. Yetenek gol getiriyor. Başka türlü tesadüfen olmaz bu iş yani. Yani Bayram Hoca da orada ya oranın değişikliğini de anlayabilirsin. Evet. Ama Tamer Hoca için şunu söyleyeyim. Bugün imzalamam Trabzonspor'la. Çünkü hafta sonunda Alanya'ya giderken zaten Trabzon camiasında az olan kredini gidip Alanya deplasmanıyla başlayıp sekteye uğratmam ben olsam, teknik direktör olsam. Çünkü iki tane antrenman yapacaksın, ne verebilirsin ama oyuncuya? Bir de pozitif düşün. Düşünemiyorum. Çünkü Trabzon medyasını kadro biliyorum, olmaz yani. Mu? Kadro mu düşündürtmüyor? Abi Trabzonspor'un bugünkü ruh hali, yeni gelen teknik direktör için adını istersen Abdullah Avcı yaz, istersen Tamer Tuna yaz, istersen Şota yaz, Fatih Tek yaz, ne istersen yaz. Trabzonsporlu adamlar hariç hiç kimse Alanya maçıyla başlamak istemez deplasmanda. İstemez abi, eksi birle başlarsın. Zaten seni eleştirmeye hazır bir grup var. Öyle bir grup var ki şu an başkan kimi seçerse seçsin antrenör olarak zaten eleştirilecek. Bu arada yöneticilik de böyle sosyal medyaya ya da taraftar tepkisine bakarak yapılmaz ama çok fazla dikkat ediyorlar. Kafanda kim varsa o senin doğrun Trabzonspor için. Bitti artık. Ama seçeceğin adam da kendisini düşünmek zorunda. Bir kredi almak zorunda senden. Çünkü 4-5 hafta kötü gittin mi geçmiş olsun. O da gidecek. O yüzden de Trabzonsporlu Hüseyin Cimşer, Trabzonsporlu Ünal Karaman, Trabzonsporlu Fatih Tekke haricinde kimi seçeceksen teknik direktör olarak Alanya maçına gelmez. Bu senin dediğin konu hakkında o zaman benim aklıma hemen şu geliyor. Antalyaspor bu maç yani tabiri caizse teknik direktörsüz çıktı diyebiliriz. Maç sonunda Abdullah Hoca'nın isminden bahsedildi. Acaba Abdullah Hoca şu Fenerbahçe maçı geçsin ondan sonra mı geleyim dedi mesela. Ya anlaşma, olabilir mi? Şimdi Abdullah Hoca'nın özel bir durumu var. Beşiktaş'ta bir sözleşmesi evet, feshedildi. Şimdi çalıştığı ayrı bir durum var orada. Bir de yayıncı kuruluşta. Bir de yayıncı kuruluş. Ya yayıncı kuruluş zaten şöyle yorumcular özellikle teknik direktörler gelirken bir teklif geldiği zaman ayrılacağını beyan ediyor zaten oradan. Ama Beşiktaş'la olan anlaşmasıyla Antalyaspor'la olan anlaşmasının doğru raya oturması gerek. Sanırım bununla alakalı pazarlık, ekip falan derken uzun sürer. Ama Trabzonspor'da durum biraz sıkıntılı. Gelecek teknik direktörün alacağı ihale daha büyük Emre. Yani o yüzden de o alacağın ihaleden önce her şeyi hesaplamak zorundasın. Ama gelecek teknik direktöründe kaybedecek çok şeyi yok derim Trabzonspor için. Şimdi çünkü yıldaki 7 maçta 5 puan almış Trabzonspor. Ya bir sonraki 7 maçta bir daha 5 puan almaz. 6 alır, 7 alır. Belki hepsini kazanır ama 5 puan almaz. O yüzden de kaybedecek bir şey yok derim ki artık İbre başkana ve yönetime döndü. Teknik direktör gitti çünkü. Belki hani gelecek haftadan itibaren bir milli takım arası var ya. O arada geleyim. Orayı da iyi değerlendiririz. Evet. Bir teknik direktör iki takım çalıştırabiliyor yılda, doğru mu? Doğru. Şimdi Tamer Antalya'dan ayrılıp Trabzonspor'a geldi. Son şans. Ha, son şansı demeyelim ama 5 hafta olmadı ayrıldın. Kaldın boşta sezon tabii sonuna kadar. Şimdi aslında bunu kuralı kulüpler için de getirmeli. Kulüpte bir sezonda iki teknik adam abi olmalı değil bu mi? Bu ne doğru abi? Yani 3 haftada bir utanmasalar teknik direktör değiştirecekler ya. Ya bu kadar oyuncu abi değişikliği yapılmıyor ya. Olsun. Kaç tane lisanslı teknik direktör var? Herkes ekmek mi yesin diyorsun? Ya öyle olur mu? Herkesin ekmek yeme durumu yok. Zaten o havuz var ya, o havuz biliyorsun meşhur yani. Havuz. Herkes giremiyor o havuza. Niye, boğuluyor mu? Vallahi bilmiyorum. Son 30 yıla baktığımızda moyosu mu yok? Bak son dönemde girenler var. Ne güzel, Okan Hoca girdi, Erol Hoca girdi. İşte Bayram Hoca öyle ya da böyle milli takımdan gitti yine Kayseri'ye. Bülent Hoca girdi o havuza. Ama ya 30 tane takım çalıştıranların olduğu bir havuzdan bahsediyoruz. O havuza girmek zor. Diğer tarafta da binlerce lisanslı teknik direktör var. Halen de veriyorsun. Bir de maddiyat olarak da istediğin o pro lisansı almak için istenilen rakamlar filan. Hakikaten şaka gibi yani. Bu arada şaka gibi, ha, süre bitti. Son 5 dakika dediler bana. Uzatalım. O kadar hızlı aktı ki. Ben hemen şunu da sorayım size. Sivasspor 1-1 berabere kaldı Hatay Spor'la. Maçı seyredemedik ama Hatay Spor maçı 10 kişi tamamladı. Hatay yaklaşık 1 ay sonra sahaya çıktı.
Şimdi bir Covid'den dolayı oynayamadı, milli maç arası geldi, bay çekti falan derken. Antrenman yapamamış oyuncularının tekrar uyum sağlaması da belli bir süre alacaktır. Çok uzun o yüzden bir süre. İki tarafında kaybettiği bir maç olduğunu düşünmüyorum. Birer puan. Sivas. İkisi için değil. Sivasspor o kadrosu genişliğiyle Avrupa Lig beraber oynuyorsa kendine bir kulvar seçmek zorunda bence. Yani ana hedef olarak bu sene lige ortak olamaz. Çok zor. Hani ligde ilk 6'ya girerse iyi ama Avrupa'dan alabileceği 1 veya 2 galibiyete odaklanmalı diye düşünüyorum. Ya çok zor çünkü izole oluyorlar, istediği itmanı yapamıyorlar. Hem bireysel olarak hem takım anlamında. Grup antrenmanı da yapamıyorlar. Çıkıyorsun rakibinde öyle ya da böyle Sivasspor. Sivasspor karşısında bir puan almak ben iyi diye düşünüyorum. Sivasspor için de bir puan iyi. Çünkü zorlu süreçten geliyor. Hani hafta ortası maç oynuyor, hafta sonu maç oynuyor. Kolay işler değil yani. Beşiktaş Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya verilen iki maçlık cezaya da itiraz etti. Hani bu bir maça indirilsin, bu hafta çekti, gelecek hafta oynasın yaklaşım İhtiyacı var Beşiktaş'ın. Atiba evet, performansını Souza'ya. Görünce Josef çok çok kritik bir oyuncu Beşiktaş için bu arada. Bu arada eğer bu hafta Kasımpaşa ve Antalyaspor teknik adam bulamazlarsa teknik adamları alttan gelen isimlerle maça çıkacaklar. Çünkü ikisi oynuyor. İki teknik adamları ya da yeni teknik adamlarla ilk buluşma yaşayacaklar Kasımpaşa Antalya. Antalyaspor tarafında şunu hoş görülebilir. Bir teknik direktöre özellikle Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'dan teklif geldiği zaman teknik direktörler hep bunu bekler zaten. O ayrılık hoş görülebilir ama Kasımpaşa tarafında çok planlı programlı mı yapıldı bu teknik direktör gönderilme işi? Ona bakmak lazım. Birine hemen görüştüler mi? Serkan Reçber var orada sevgili Serkan abi. Serkan bir de çok yoğun, becerikli. Çok yoğun bir telefon trafiği var şimdi. Başkanlar aranıyor, yöneticiler aranıyor. Ben orayı yöneteyim diye. Bakalım kimde karar kılınacak. Serkan doğru tercihi yapabilir diye ona, ona kalırsa tabii. Evet, tabii ona kalırsa. Efendim bir toplu sonuçlara bakalım. Bu hafta 26 gol atıldı Süper Lig'de. İşte haftanın sonuçları geliyor ekranlarınıza. Haftayı baktığımızda Göztepe maçının ertelenme haberiyle Alanyaspor İzmir'de meydana gelen deprem hadisesinden dolayı bu maç ertelendi. Ve bugün ben bir Göztepe taraftarıyım, bunu saklamıyorum, herkes biliyor. Bir Göztepe aşığı olarak sevgili Ali'yi de ebediyete uğurladık depremde vefat eden benim kıymetli taraftar arkadaşım. Allah nur içinde yatırsın bütün camiaya ve kederli ailesine başsağlığı. Sevgili Ali'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Trabzonspor Kasımpaşa maçı öne geçti ama koruyamadı 4-3. Karagümrük Erzurumspor'a gol oldu, yağdı 5-1. Gençlerbirliği Gaziantep Futbol Kulübü 1-1. Galatasaray Ankara Gücü'nü tek golle geçti. Çaykur Rizespor Kayserispor maçı Remy yine attı. Gol sayısını 6'ya çıkarttı. Müthiş gidiyor. Konyaspor evinde Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Vişka muhteşem bir futbol sergiledi. Bunu konuşmuştuk. Beşiktaş Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Kazanan her zaman haklıdır. Antalyaspor evinde Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Dünyaları kaçıran bir Fenerbahçe'ydi. Evet. İnanılmaz bir maçtı. Hatayspor Sivasspor maçı 1-1 bitti ve Denizlispor bay çekti. Şimdi puan durumu gelecek. Büyük bir şaşkınlık olacak. Çünkü ne zaman kim şampiyon olur söyleyebilmek çok zorlaşacak. 6 maçta olanlar var, 7 maçı bulanlar var, 5 maçta olan takımlar var. Pandemi süreci Allah korusun daha farklı bir noktaya taşındığında bu ligin seyrini merak ediyorum. Yani oranın planı yok mesela. Yok. Oldu, lig iptal olması gerekiyor. Aynen. Ne olacak diye bir plan yok. Basketbolun planı var mesela. A, B, C, Hidayet Türkoğlu yönetimi. Ben futbolcuyken 8. 10. haftadan sonra puan durumuna bakmaya başlardım. Şimdi de 7. hafta. Hele bu sene lig hani takım sayısı fazla olduğu için daha çok maç oynanacağından dolayı ilk 8 haftadan sonra bakarsın. Şu ana kadarki puan durumu biraz kandırmaca demeyeyim. Ama oynanan oyunlara bakarsan Başakşehir çabuk yükselir yukarıya doğru. Peki hemen bir de son bölüme bakalım. Fenerbahçe'nin lider olduğu ligde. Gençler, Trabzon, Denizli, Ankara Gücü. Enteresan bir süreç. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok ama Remy transferi ne iyi transfer değil mi? Tabii muhteşem. 10 numara 5. Attığı golde hem maç kazandırma hem güzellik açısından inanılmaz güzel bir gol. Bu arada orada Thomas Hoca maç kazanamıyordu. Bir maç kazandı Rize. O moralle peş peşe galibiyetler almaya başladı yani. İşte bak bir oyuncu bu kadar değiştiriyor takımı yeri geldiğinde. Nihat Kahveci, Erman Özgür çok teşekkür ederim. Efendim bir orta noktanın daha sonuna geldik ama biz hiçbir şeye kifayetsiz ve kayıtsız kalmıyoruz. Mesleğimiz icabı bütün coşkuları, heyecanları bu ekranlardan yansıtmak zorundayız. Asıl coşkuysa hayatımızda kalbimizin derinliklerinde yaşıyoruz. 3 yaşındaki Elif bugün bir parmağa tutundu. O parmak demek aslında milyonlar demek. O parmak demek gelecek demek.
O parmak demek, herkese parmağıyla işaret etmek demek. Şunu söylüyor Elif. Ne olur diyor, ne olur. Bizim geleceğimizi çalmayın. Bizi deprem öldürmüyor. Binalar öldürüyor. Hoşça kalın. Elif, doğum günün kutlu olsun.